İsrail'in bombardımanı bütün hızıyla devam ediyor. Yine bedeli çocuklar, kadınlar ve Müslümanlar ödüyor. Dünya bu tabloya sessiz kalıyor. Biz de söz Sakarya olarak sokaktaki vatandaşa bu savaşı sorduk. Müslümanlar birlik olacak, beraber olacak, kafirlere karşı savaşacak. Müslümanlarda birlik yok. Türkiye'nin haricinde o savaşa dur diyen yok. Çünkü bak Amerika İsrail'i destekliyor. İsrail'e yardım gönderiyor. Ama hiçbir Müslüman ülke Türkiye'nin haricinde Filistin'e yardım göndermiyor. Barış olmadan hiçbir şey olmaz. Barış olacak, barış. Barış ne barış biliyor musun? Yani İsrail devletine kimse şey vermiyor, taviz vermeyecek. Müslümanların durumu, Müslümanlar bir olmadıkça biz ezilmeye mahkumuz. Öyle değil mi? Bir de Müslümanlarda birlik de yok. Birliğimiz olmadığı için böyleyiz zaten. Araplarda birlik yok. Her şeyi bizden bekliyorlar. Türklerden Müslüman alimi her şeyi bizden bekliyor. İki devletli çözüm orada. Bir zor. Kan girmiş araya. Hani bir evlat acısı, kuyruk acısı derler yani. O yüzden dostluk çok... Kolay kolay barış olmaz. Üzerinden çözülmeyecek çok, herhalde. Çok çok zor. Sanki biri haritadan silinecek gibi. Vallahi silinirse İsrail silinir. Hamas hiç durmadık yerde niye gidip füze atıyor ki adama? Niye sivilleri öldürüyor. Tamam, Hamas orada bir şey yaptı. Bir hata yaptı sanki. Evet. Yani sınırı geçip de orada sivil katliamı hoş olmadı. Yanlış, çok ama yanlış. Ama ta öteden beri yıllardır İsrail tabii katliamlarına ne diyeceğiz? Açıkçası abi Arapların hiçbir şekilde hiçbir konuda haklı olacağını düşünmüyorum. Kimse de kusura bakmasın. Sivillerin öldürülmesine tamamen karşıyım. Ben de Müslümanım elhamdülillah ama Araplara karşı bir takıntım var açıkçası. Sevmiyorum. Savaş başlı başına zaten siviller zarar gördüğü zaman doğru değil ama burada bir tık Filistin kaşınmış oldu. Çünkü hani kendisi... O tahrik etti. Aynen, kendileri başlattı. Sonucuna da hazırlanmadılarsa o zaman daha çok katliam göreceğiz. Zavallı insanları öldürüyorlar. Bunun üzüntüsünü biz de çekmiyoruz. Namaz kılan insanları öldürüyorlar. Onlar çok zulüm yaptığı için... Hak ettiler mi? Hak ettiler. Çok hak ettiler. Yine de kimse ölmesin. Hele siviller hiç ölmesin. Tabii ki yani kimse ölmesin. Ki İsrail'i mi Hamas'ı mı haklı buluyorsun davalarında? Haklı haksız aramıyorum. Bence savaşın sebebi olmamalı. Savaş her türlü bir yenilgidir yani. Bunu kimse... Savaşın kazananı da olmaz değil mi? Savaşın asla kazananı olmaz. Savaşın her zaman kaybedeni olur. Kazandığım sanan taraf da her zaman kaybeden taraftır zaten. Filistinlerin yaptığı her şeyde onlara daha çok ağır bedel ödettiler. Ben onu gözlemledim yani. Doğru. Şimdi bu son yapılan hamlede de çok ağır bedeller ödeniyor. Evet yani. Ne olacak? Yani şimdi... bir aklı selim bir düşüncenin yeşermesi lazım. Ortak yaşamanın bir ortasına, özgürlüklerin ortasına milli gelirden pay almalarını, vatansız değil vatanlı olmalarını sağlamaları lazım yani. O Orta Doğu'yu şekillendirmek isteyen güçler karar verecek ne olacağını. Olmadı ama Filistinler mücadelesini meşru olarak kabul ederim. Beni mutfak ilgilendiriyor. İsrail şeye girmiş. Filistin'e girmiş. Hiç umurumda bile değil. Olsun ama ya. Olmaz. Ama Müslümanları katlediyorlar ya. Bize bir şey olsa onlar bize bakmazlar bile. Parlayan yıldızı Anadolu'nun, çağlayan sen gibi şanlı ulusun. Türkiye yüzyılı titretiyor dünyayı. Sarsılmaz bir inançla kalp.